Jant sayısı senedi için 4 güncel bilgi. Selamlar arkadaşlar. Burada sizlere borsamızın en dikkat çeken hisselerinden bir tanesi olan jant sayısı senedi ile ilgili detaylar paylaşacağım. Özellikle uzun vadeli bir portföy oluşturanların tercih ettiği ilk hisselerden bir tanesi olan jant sayısı ile ilgili burada paylaşmış olduğum tüm veriler günceldir. Avrupa'nın en büyük çelik jant üreticilerinden bir tanesi olan Jantsa, binden fazla çalışanı ile üretimine soluksuz bir şekilde devam etmektedir. İhracat oranı çok yüksek olan firma adeta Türkiye otomotiv sektörünün bel kemiği şirketidir. Jansa ise ile ilgili detaylı analize geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca söylediklerimin kesinlikle ve kesinlikle bir yatırım danışmanlığı kapsamında yer almadığını da üstüne basa basa belirtmek istiyorum. 1. Şirketin son bir yıllık getirisi muazzam. Jant sayısı senedi yatırımcısı bundan tam bir sene önce hisseye sadece 100 TL yatırsaydı parası tam tamına 1843 TL olurdu. %1843'lük muazzam bir getiri sağlayan bu önemli şirketin bedelsiz sermaye artırım kararı ile de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ettiğini belirtmek istiyorum. Hisse son bir senede inanılmaz bir yükseliş aşamasına rağmen şirket bilançosu iyi geldiğinden dolayı FK değeri halen istenilen seviyelerdedir. 2. Şirketin öz sermaye karlılığı %46 Halka açıklık oranı %12 olan jant sayısı senedinin öz sermaye karlılığı %46'dır. Net kar büyüme oranı %224 olan hissenin yıllık net kar marjı ise %21'lere çıkmış durumda. Şirketin bir önceki çeyrek dilime göre net borcunun önemli bir ölçüde düştüğünü de belirtelim. 3. Hisse senedinin temettü verimi sadece 0,67. Jansa şirketi için söyleyebileceğiniz bir başka olumsuz nokta ise çok düşük temettü verimliliğidir. Şirketin açıklamış olduğu bilançoları ve şirket değerini hesaba kattığımızda bu denli düşük temettü verimliliğinin rahatsız edici olduğunu söyleyebilirim. 4. Şirketin yabancı yatırımcı oranı çok düşük. Sadece %2'lik bir yabancı yatırımcı oranına sahip olan hissenin finansal anlamda da bu kadar iyi bir görüntü çizmesine rağmen yabancı yatırımcı oranının neden düşük kaldığını merak ediyorum. 2012 yılında sadece 11 TL bandında gezen hissenin bugün geldiği noktanın uzun vadeli düşünen yatırımcı için fazlasıyla tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Şirketin piyasa defter değerinin 26 gibi yüksek seviyeler çıktığını hatırlatayım. Döviz fazla pozisyonu 146 milyon TL seviyelerinin çıkan Jant SSD ile ilgili sizlerin de yorum ve görüşlerini bekliyorum.